Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la la lay la 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 lay 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 lay. Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurdular, yunusuna emraha, bütün alem kurban benim yurduma. Lay 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 lay. Efendim iyi akşamlar. Seçim 2024 programına hoş geldiniz. Bir başkadır bizim memleketim, memleketimiz diyerek programı açtık. Gerçekten de öyle, taşına toprağına, can kurban her bir karışına bir başkadır bizim memleketimiz. O memleketin değerli evlatlarından bir tanesi Altınordu'muzun belediye başkanı ve belediye başkan adayı bu akşam seçimin 2024'te program konuğumuz olacak. Aşkın Tören hoş geldin. Hoş bulduk İsa Bey. Sayın Başkanım nasılsınız? Temponuz çok yüksek. Çok şükür, hamdolsun, eksik olmayın. Son derece motivasyonumuz yüksek. Daha şehrimizle olsun. Bütünleşmiş. Vatandaşımızın arasında olmak her geçen gün moral değerlerimizi daha da yükselterek seçim satı mahlinde 31 Mart yerel seçimlerinde inşallah sandığa gidecek seçmenimizin iradesi ki en baştan buna bir demokrasi şöleni diyoruz. Çıkacak karar bütün kararların üstünde bir karar olacaktır. İnşallah. Şehrimiz için, insanımız için hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle aracılığınızla tüm bizi izleyen dostlarımıza, hemşehrilerimize ve izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, başkanımı dinlediniz. Ben de çok nadir heyecanlanırım. Niye heyecanlanıyorum? Böyle kıymet verdiğimiz bir isim olunca stüdyoda, böyle canlı yayınların girişlerinde heyecan yapabiliyoruz zaman zaman ki Sayın Başkanım'dan da izleyicilerden de bir dakikalık bir ara isteyeceğim kendim için. Niye? Aksini yaparsam kendimi inkar etmiş olurum. Çünkü bu ekranlarda siyasetin doğru yöne evrilmesi ve doğru isimlerle yapılması noktasında zaman zaman çok kelam sarf ettiğimiz oldu. O kelamların içinde Aşkın Tören'e çok yer açtık. Program başlamadan önce bu konuyla ilgili Aşkın Başkan'a bir teşekkür etmek istiyorum. Niye? Milletimiz adına teşekkür edeceğim aslında. Çünkü gerçekten siyasette görmeye hasret kaldığımız ahlaklı, dürüst, çalışkan, manevi değerlerine düşkün ve milletini vatanını seven bir siyaset adamıyla tanıştı. Ordu 5 yıl boyunca gerçekten müthiş bir dönem geçirildi. Bence AK Parti siyasetinin en başarılı figürü şu an karşımızda. Bunu söyledikten sonra program başlatmak isterim. Bunun için tüm hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. İnşallah yeni döneminizde de aynı başarıları devam ettirirsiniz. Biz de takdir etmeye devam ederiz. Dedikten sonra benden bunları duymak çok zordur başkanım bu arada. Estağfurullah. Şimdi sevgili izleyenler bunu estağfurullah gerçekten öyle hak ettiğiniz için, dibine kadar hak ettiğiniz için ve bazı siyasi isimler var gerçekten hak ettikleri için bunları sarf etmezsek, bu cümleleri söylemezsek, arkasından konuştuğumuz kelimeleri kişinin yüzüne söylemezsek kendimizi inkar etmiş oluruz. Şimdi programa başlayalım sevgili izleyenler bu özel durumu anlattıktan sonra. Şimdi sevgili Aşkın Tören yaklaşık 1,5 aydır sahada. Hep sağdaydı ama seçim startını yaklaşık 1,5 ay önce verdi. Ve her geçen gün yükselen bir ivmeyle ve coşkuyla karşılaşıyor. Sahadaki çalışmalarından biz bunu haberlerden gözlemleyebiliyoruz ki haberin içinde olduğumuz için de çok net bir şekilde bunu görüyoruz. Peki Aşkın Tören sahada ne görüyor? Seçim çalışmalarındaki son durumunuz nedir? En son gittiğiniz, ziyaret ettiğiniz yerde gördüklerinizden başlayarak programı da başlatalım. Çok teşekkür ederim. Doğrusunu isterseniz bu sorumluluk yükleyen iltifatlarınız dolayısıyla ben de şehrim, ekibim ve yönetimim adına sizlere çok teşekkür ediyorum. 5 yıl önce aslında bir hikayemiz başlamıştı. Bu hikayeyi biz başlatırken insana hizmet ve hürmet eden belediyecilik anlayışıyla bu şehrin kalkınması, gelişmesi, ilerlemesi ve modernleşmesi adına var olan eksikliklerin tamamlanması ancak yeni nesil belediyecilik yaklaşımıyla da politikalarının güncellenerek sürdürülebilir bir kalkınma modeli üzerine oturtularak bu şehrin rekabet gücünü, kapasitesini artırmak istemiştik. Ve bunu da
takdir edersiniz ki Cumhuriyetimizin en büyük değerlerinden bir tanesi bize demokrasi. Evet. Dolayısıyla siz de biraz evvel ifade ettiniz. Bizim siyasetimizin başlığı da adı da hizmet siyaseti. Eser belediyeciliği önceliğiyle başladığımız bu yol hikayesinde tabii insanlık küresel ölçekte yaşanan gelişmeler, pandemi, öte taraftan yaşanan efendim deprem ve yine coğrafyamızda meydana gelen savaşlar ve bunların hem sosyal hem siyasi hem ekonomik etkileriyle birlikte devam eden tabii süreçte yaklaşık her bir günü ki uluslararası bir rapordan aldığım bilgi doğrultusunda ifade ediyorum. İklim kriziyle birlikte ülkelere, dünyaya maliyeti 16 milyon dolar olan bir aslında yeni bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Tabii tüm bunlara çok kapsamlı olarak hazırlıklı olmak gerekiyordu. Yani nedir bu? Dirençli, sürdürülebilir, dayanıklı, kapsayıcı artık ülkeler, şehirler, ekonomiler ve yaklaşımlara ihtiyaç vardı. Bu manada belki bunlara ilişkin bir takım teorik altyapı hazırlıklarımız oldu ama bunun daha çok önleyici tedbirlerin yanı sıra var olan bu gelişmelere yönelik halkımızın yanında biz bir sosyal belediyecilik sorumluluğuyla hareket ettik. Sorunuzun tabii doğrudan cevabı biz tabii bu 5 yıl içerisindeki hizmet anlayışımızla, vatandaşı merkeze alan siyasi anlayışımızla vatandaşımızın zaten bağrından çıkmış, onlardan birisi olarak bizi bağrına bastı. 5 yıldır her hafta düzenli olarak halk günü yapan, her hafta geleneksel olan efendim hale getirdiğimiz kırsal efendim köy ziyaretleri, neredeyse haftanın belli günlerinde özellikle her mahallede vatandaşlarımızla doğrudan iletişim kurmaya çalışan hizmet anlayışımızla, biz zaten vatandaşımızın hep gündemindeydik. Gündemi önceliklerimizde hep yatırıma dönüştürmek üzere çalışmalarımızı oluşturuyordu. Evet. Bu süre içerisinde 45 gündür aslında tekrar mahallinde insanımızı ziyaret etmek, var olan çalışmalarımızın aslında güldüren, memnun eden taraflarını bir kere daha gördük. İşte yeni mahallemiz geldiğimizde altyapısı itibariyle gerçekten çok bugünkü ordumuzun ticari merkezi olan günlük 45-50 bin insanın popülasyonu efendim gerçekleştiren şehir merkezimizin altyapısı kötüydü. Ama sokakları gezdiğimizde hakikaten insanlarımız bu noktada bize şükranlarını iletiyorlar. Biz de bunun bir teşekkür konusu olmaması gerektiğini, bu şehre hizmet etmek için burada olduğumuzu ve bu şehrin insanlarının da hizmetlerin en iyisine layık olduğunu ifade ediyoruz. Geriye dönük bir kavgamız da yok. Çünkü kavga siyasetinden, ötekileştiren siyaset dilinden hep uzak durduk İsa Bey. Tek bir amacımız var. Halkın rızasını kazanmak, hakkın rızasını kazanmak ve bu şehirde bizden sonraki nesillerin hakikaten yaşayabileceği, yaşanabilirlik kalitesi ve standartları yüksek bir şehir inşa etmek. O nedenle gittiğimiz yerlerde eksiğimiz varsa eksiğimizle yüzleşmek, yapılan işle ilgili bir rıza kazanmışsak, o rıza zaten etrafımızda bir teveccüh olarak, bir dua olarak, bir sevgi halkası olarak bizi karşılıyor ve biz buradan yüksek memnuniyetle ayrılıyoruz. 92 mahallemizde gitmediğimiz mahallemiz yok. 22 merkez mahallemizde dokunmadığımız mahallemiz yok. Elbette böyle şöyle bir iddiamız yok. 5 yıl içerisinde bütün 95 yıllık efendim bir cumhuriyet şehri olan ve bu cumhuriyet şehrinin en önemli sorunlarının tamamen halledildiği, çözüldüğü bir şehirde yaşıyoruz iddiamız yok. İnşallah o da olur başkanım. İnşallah o da olur. Bu arada tabii dünden bugüne hizmet eden devlet büyüklerimize, seçilmiş belediye başkanlarımıza, yönetimlere, meclislere, kamu bürokrasisine gönülden teşekkür ediyoruz. Hükümetimize, son 22 yıldır ülkemizi yöneten Sayın Cumhurbaşkanımıza bu manada bir teşekkürü borç biliyoruz. O nedenle biz sokakta
bu çalışmalar esnasında, seçim kampanyası süreci içerisinde büyük bir memnuniyetle, büyük bir teveccühle, büyük bir ilgiyle karşılanıyor ve açıkçası seçimle ilgili çalışmalarımızı yaparken bir yandan da ajandamıza yeni 5 yıllık stratejik planla ilgili de hazırlıklarımızı da gözden geçiriyoruz. Halkımız netice itibariyle 31 Mart'ta bir karar verecek. Karar ne olursa olsun başımızın üstünde. Hepimizin kabulleneceği bir karar olacak. Ama sahadaki görüntü, sahadaki teveccüh, sahadaki o hüsnü muhabbeti görünce biz evet durmanın, yürümenin, yorulmanın değil koşmanın hazırlıklarını yaptığımızı rahatlıkla ifade edebilirim. Evet başkanım, teşekkür ederim. Bir coşkuyu biz de hissediyoruz başladığınız yerle bugün arasında. Anketler yayınlandı, bundan sonra da yasaklandı aslında. Son dönemde belki dikkatinizi çeken bir olay vardır. Evet. Bir manipülasyon olayıyla da karşı karşıya kaldık ama yani bütün kamuoyu karşı karşıya kaldı. Sizin anketlerinize baktığınız zaman 45 günlük zaman diliminde herhalde çok büyük bir fark var. Başladığınız yerle başarılı bir belediye başkanı olduğunuz halde başladığınız yerle bugün olduğunuz yer arasında ciddi bir fark var herhalde. Sokak anketleri nedir? Siz ne gözlemlediniz? İsa Bey, açıkçası işte siz de Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi doğrultusunda anketlerle ilgili o hatırlatmayı da yaptınız. Evet. Şahsen bir rakam vermek istemiyorum. Tabii, ancak şunu görüyoruz. Biz bugünkü seçim anketlerinin dışında da her ay düzenli olarak memnuniyet anketleri yapan bir kurumuz. Çünkü inanıyoruz ki modern kurumlarda ve yönetimlerde ya da yönetişimlerde İzlemediğiniz, ölçmediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Evet. Dolayısıyla biz izleyerek, ölçerek bu şehrin ihtiyaçlarını ve önceliklerini belirleyerek hizmetlerimize devam ediyoruz. Kırsal mahallelerdeki ihtiyaçların farkındayız. Bakın ben 92 mahallenin tamamını gezdiğimi, burada bir turistik bir seyahat falan yapmadık. Yani yeri geldi sel felaketiyle, belki o köyün mukimlerinin bile bahçesi olmadığı için geçmediği, gitmediği sokakları ve bahçe yollarına gittim gördüm. Merkez mahallemiz 22 tane mahalleyi belki bir yaşayan, Ordu'da yaşayan, sade bir vatandaş belki bütün efendim bir mahalleyi bilmiyor olabilir. Ama görevimiz gereği biz oturarak yöneten bir yönetim anlayışıyla değil, sorun her neredeyse, vatandaşımız her nerede bizi görmek istiyorsa veya her nereye davet ediliyorsak imkanlar, mesai mefhumu olmaksızın şartları zorlayarak hep vatandaşımızın içerisinde olduk. Dolayısıyla yüksek bir memnuniyet anketiyle seçim sattığı mahalline girdiğimiz için ve bu süreçte de vatandaşımızla bir araya geldiğimizde site toplantılarında, ev ziyaretlerinde bakın şu anda yaklaşık hiç abartmıyorum 400'ün üzerinde ev daveti aldık. Bunları karşılayabilmemiz çok mümkün değil ama sizin aracılığınızla saygıdeğer komşularımıza, halkımıza, hemşehrilerimize bu sıcak, bu içten, bu gönülden davetleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama bilmelerini istiyorum ki seçim satı mahallinde gerçekleştiremediğimiz bu ziyaretleri kendileri de uygun görürlerse, seçim sonrasında da kısmet olur görevimize devam edersek bu ziyaretlerin hiçbirisini geri çevirmeyeceğiz. Kamuoyu, bakın en büyük anket 31 Mart günü gerçekleştirilecek seçim ve sandıktan çıkan sonuç olacaktır. Evet. Dolayısıyla biz kendimize, yönetimimize, 5 yıldır şehirle ilgili attığımız adımlara vatandaşımızla aynı dili, aynı duyguyu hissettiğimiz için, yaşadığımız için alacağımız sonucu bugünden tahmin ediyor ve gelecek 5 yılla ilgili daha güçlü, daha kararlı ve inşallah daha güçlü, kurumsal kapasitesi daha da gelişmiş şehrin sorunlarının sınırsız imkanlarımız yok ama sınırlı efendim kaynaklarımızla bu şehrin önceliklerini yine vatandaşımızın, milletimizin öncelikleriyle buluşturarak hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Başkanım teşekkür ediyorum tekrar. Şimdi çok merak edilen iki soru var. Onları sıralayacağım, arka arkaya soracağım.
Eminim ki izleyenlerimiz de bu soruların cevaplarını sizden duymayı merak ediyorlardır. Sahada rakipleriniz var, güzel rakipleriniz var, kaliteli arkadaşlar rakipleriniz. İki tane belediye başkan adayı var. Yani bir siz, belediye başkanlığı görevini devam ettiren, yeniden aday olan. Bir de Ulaştepe, belediye başkanlığı görevini devam ettiren ve yeniden aday olan. Sizin background'unuz belli ve her fırsatta ya açılışlarla ya da yaptığınız icraatlarla konuşurken Gülyalı'daki 5 yılını hiç konuşmayan bir rakibinizin ciddi aday olduğu söylentilerle karşı karşıya kalıyoruz. Öyle bir durumla karşı karşıya da kaldık ki mesela Ulaştepe'nin söylemlerinde sizin yaptığınız, her tarafında imzanız olan bir caddede sizi esersizlikle suçlayan bir videosu yayınlandı. Eseri olmayan bir başkan olarak sizi adlandırdı. Ya sizin buna rağmen, bu çıkışlara rağmen, altı boş olan genelde mesleksiz çıkışlara rağmen hiç rakiplerinizi muhatap almadığınız noktasında bazen eleştiriler görüyor. Acaba diyorlar Aşkın Tören bu isimleri önemsemiyor mu, küçümsüyor mu? Bununla ilgili cevabınız ne olur? Teşekkür ediyorum. Açıkçası bu sorulardan ve siyasetin bu kısır çekişmelerinden 5 yıl boyunca çok uzak kalmaya çalıştım. Çünkü başında da ifade ettiğim gibi bizler niçin varız? Siyaset kurumu milletine hizmet etmek için var. Ve biz siyaseti, hizmet siyaseti anlayışıyla yaptığımızı ifade ettik. 5 evet. yıllık süremiz içerisinde her birimizin karnesi ortada. Esasen bahsettiğimiz aday arkadaşımızla ilgili bugün yine söyleyebileceklerim kendilerine bu seçim yarışında başarılar dilemek olacaktır. Diğer taraftan yine kendisi gibi son derece köklü, cumhuriyetle efendim yaşıt, aynı zamanda Türk siyasi hayatının çok önemli partileri de adaylarını çıkarmış ve bu demokratik yarışta yerlerini almışlar. Bu vesile bir kez daha onlara da başarılar diliyorum. Açıkçası biz insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle kurulmuş bir siyasi organizasyonun buradaki bir temsilcisiyiz. Şahsen ben diğer arkadaşımızın mevcut bir kısır siyaset, ötekileştiren siyaset, ayrıştıran siyasetinden beslenen bir dille kendilerine cevap vermeyi çok doğru bulmuyorum. Ama aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz. Ben 5 yıldır bu şehirde nasıl ve neler yaptığımı, hangi şartlardan hangi düzeye bu belediyeyi ve şehrimizdeki hizmetleri hangi şartlarda milletimize hizmet olarak götürdüğümüzü çok değerli halkımız yakinen biliyor. Mukayeseli karşılaştırma yapılamayacak kadar aslında İki kurumsal yapı arasında fark var. Sadece şunu söylemek istiyorum. Benim bir mahallem, Şahincili mahallem, yaklaşık 13 tane ilçeden çok daha büyük. Evet. Dolayısıyla 250 bin insanın yaşadığı, dolayısıyla bir kent değerlerinin olduğu, kent kültürünün olduğu, kırsaldaki yaşayan vatandaşlarımızla birlikte köklü bir kent demokrasisi olan merkezdeki mahallelerimizdeki sorunlarla, icraatlarla, hizmetlerle diğer arkadaşlarımızın özellikle belediye başkanı statüsündeki arkadaşımızın hizmetlerini kıyaslamak bu şehre haksızlık olur. Ancak hepimizin bir ideali var. Bu şehri insanını yüceltmek ve bu şehri daha ileriye götürmek. Ben kendimden eminim. İnancımızdan eminiz, fikrimizden eminiz, yaptığımız işlerden eminiz. Siyasette rekabet tabii ki önemli ama biz rakiplerimizi azami saygı, hemşerilerimize hürmeti esas alan bir siyaset diliyle 5 yıl mücadele verdik, hizmet ettik. O nedenle siyasetin temeli olmalı, dolayısıyla mugalata siyasete yönlendirmemeli. Diğer taraftan eleştiriye açık olmalısınız ama mesnetsiz eleştiriler hem sözün sahibini yorar hem de halkını yorar. Bunlara hiç girmemek lazım. Genel olarak yaklaşımımız şu, biz ötekileştiren, biz o rükü siyasetin diliyle
vatandaşımızı veya adaylarımızı küçük düşürmek veya basit siyaset diliyle bir ön almak, efendim bir polemik yaratarak bu şehirde hiç kimseye fayda sağlamayacak dille rekabet olmaz. Dolayısıyla rekabetinde, siyasetinde dili ve seviyesi olması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim başkanım. Bununla ilgili bir sorum daha olacak size. Yine o videodan eserlerle ilgili videodan çıkış yaparak sormak istiyorum. Ben sizden daha önce adayı sahada takip etmeye başladık. Şu ana kadar izleyicilerim lütfen beni yanıltsınlar, eğer yanlış hatırlıyor isem. Bir tane Gürdal'ya ilişkin projeyle konuştuğunu ya da referans gösterdiğini o adayın ben şu ana kadar Ulaş Tepe'nin görmedim. Size eserden sizi sorguladığı için aslında bu soruyu yönetmek istiyorum. Sizin son 15 günde üst üste yaptığınız açılışlar var. Son 15 gündeki icraatlarınızı, sadece son 15 gündeki icraatlarınızı merak ediyorum. Neler oldu Altınordu Belediyesi'nde? Hangi açılışlar, hangi eserlerin açılışları yapıldı? Bununla ilgili bir cevap alsam sizden. Emin olun, bunları konuşmayı kendim tercih ederim. Bakın, bir modern şehirde yaşanabilirliği konuşmayı, şehir ekonomisini konuşmayı, sağlık altyapısını konuşmayı, güvenliği, kentsel altyapıyı konuşmayı, diğer taraftan dünyanın kafa yorduğu yeşil ekonomiyi, dijital dönüşümü konuşmayı, bu şehrin altyapısıyla ilgili, kültür sanat hayatıyla ilgili yapılacakları ve yapılmışları konuşmayı tercih ederim İsa Bey. Çünkü çok saygın bir televizyon kuruluşundayız. Hakikaten insanlar bizi merakla takip ediyorlar. Biraz evvel söylediğim gibi mukayeseli karşılaştırma yapabileceğimiz bir durum söz konusu değil. Diğer arkadaşımızın yaptığı hizmetleri, icraatları açıkçası çok takip etme fırsatım olmadı. Ve onun üzerine de çok fazla cümle kurmak istemiyorum. Ama ben bu şehirde, bakın, son 15 günde bir Türk, yani uzun yıllardır siyasete de, siyasetin vaat siyasetine de konu olan bir galeriler sitesi vardı ki özellikle tabii şehir hayatını, modern şehircilik açısından son derece önemliydi kümeleşme. Şehrin bir çekim merkezi, cazibe merkezi, bir ticaret merkezine kavuşabilmesi. Buna ilişkin 1,5 yıl gibi kısa bir sürede pandemiye rağmen, ekonomik olumsuzluklara rağmen esnafımızı da bir kar, ticari bir kar kaygısı dışında tutarak her birini bir yatırım sahibi yaptığımız, aynı zamanda şehrin trafiği ve bina altlarındaki hem kendileri açısından hem oradaki mukim vatandaşlarımız açısından zaman zaman olumsuzluklar yaşanan bu durumun önüne geçilmesi adına çok kısa bir süre içerisinde galeriler sitesini şehrimize kazandırarak aslında yarınlarda yapacağımız yeni kümeleşme stratejileriyle birlikte, ki bu lojistik olabilir ve bunun gibi yeni ihtisas kümeleşme merkezleriyle birlikte şehrimize modern bir çehre kazandırabileceğimizi ortaya koyduk. Yine Ordu'da bir ilki temsil eden çalışma hayatındaki kadınlarımız, ailelerimizin en büyük sorunlarından bir tanesi gündüz bakım evleri, kreşler. Pandemi dolayısıyla açmak için geciktiğimiz ama sonrasında şartlar uygun hale geldiğinde açılışını gerçekleştirdiğimiz kreşimizi geçtiğimiz 15 gün içerisinde yine şehrimizde çalışma hayatında çalışan kadınlarımıza ücretsiz, bakın, çocuklarınızı eğer bizim müessesemize güvenirseniz biz çocuklarınızı bakmaya hazırız diyerek bir eser kazandırdık. Harika. İnşallah yeni dönemde bu referans hizmetimiz başkaca semtlerde, organize sanayi bölgesi başta olmak üzere başka semtlerde de inşallah açılarak şehirde çalışma hayatında, efendim, çocuğu, küçük çocuğu olması hasebiyle zorlanan kadınlarımızın önündeki en önemli engellerden bir tanesini almış olacağız. Diğer taraftan DeneYap merkezi, yani bir bilim merkezini, ki bu şehrin yetiştirdiği çok önemli bir ismi de o merkezimize kendilerinin müsaadesiyle kazandırarak şehrimize hediye ettik. Teknoloji tasarım, yani gelenekle geleceği birleştirdiğimiz bir merkez. Bu merkezde robotik var, öte yandan kodlama var, öte yandan ahşap sanatı var, efendim boyama var, satranç var, akıl oyun, zeka oyunları var. Dolayısıyla
çok amaçlı bir bilim merkezini Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğiyle öğrencilerimizin ve bu alanda kendisini yetiştirmek isteyen, yetenekleri olan çocuklarımızı, gençlerimize böyle bir merkez kazandırdık. Bitti mi? Bitmedi. Diğer son 15 günü sormuşsunuz. Evet. Yani bakın bunlar ard arda bugün yine açıkçası meclisimizde Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanından meclis üyesi olan ve kendisini maalesef bir kalp kriziyle çok genç yaşta kaybettiğimiz sevgili Hüseyin Bayrak Bey'in anısını, hatırasını yaşatmak bir anlamda da benim açımdan bir vasiyetini yerine getirmek adına açtığımız parktan geliyorum. Açılmaya hazır açtığımız ve yeni dönem için referans niteliği taşıyan merkezlerimiz o kadar fazla ki hazır giyim uygulama merkezini açtık. Bakın iş gücü piyasasına bugün tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu talebi yetiştirmek üzere, beceri açığını ve beceri eksikliğini yetiştirmek üzere ve aynı zamanda bu eğitim sürecinin hemen sonrasında iş gücü piyasasında kendilerine iş yaratma, iş ve istihdam imkanı yarattığımız, fırsatı tanıdığımız bu merkezimizin açılışını gerçekleştirdik. Bugüne kadar yaklaşık 500 kadınımızın mezun olduğu bu programdan 200'ün üzerinde kadınımız bugün iş gücü piyasasında yerini aldı. Demem odur ki bizler kariyer merkezimiz, aile danışma merkezimiz ki her birini yine merkezi hükümetimizin taşra teşkilatlarıyla yaptığımız, protokolleriyle de desteklediğimiz çok önemli merkezlerimizle birlikte şehrimize her alanda güçlü, her alanda herkese eşit hizmet vermek için kapasitesini artıran, kendisini yenileyen bir Altınordu Belediyesi olarak hizmetlerimize devam edeceğiz. Başkanım bir teşekkür daha ediyorum size. Çünkü gerçekten de her sorunun 3-5 dakikalık cevapları var. İyi ki 15 günü sormuşum. 2 aya gitsek herhalde program bitirecektik. Estağfurullah. Şimdi bu açılışların nezdinde elbette ki ciddi bir teveccüh var şahsınıza. Ve bu sadece AK Partililerden değil. Cumhur İttifakı adayısınız. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi kökenli seçmenlerin de elbette ki gönlünde yatan aday sizsiniz. Ama CHP'den de aynı şekilde diğer partilerden de ciddi bir desteğiniz var. Peki özellikle ittifak kurduğunuz Cumhur İttifakı olarak beraber seçime girdiğiniz milliyetçi kökenin de sizde ciddi bir aidiyeti var ki Muhsin Yazıcıoğlu rahmetli şehidimiz evet. Muhsin Yazıcıoğlu'yla da yol arkadaşlığınız var. Bu camiadan beklentiniz nedir? Sahada Cumhur İttifakı'nın birlik ve bütünlüğü tam olarak test edebildi mi? Özellikle ilçe özelinde soruyorum ki burada biliyorsunuz çok fazla girdi çıktı yapılmaya çalışılan bir alan var. Birçok yerden yönlendirme çalışmaları var. Bütün bunlar göz önüne alındığında bir kombine oy oranınız var. Büyük de bir oy oranınız var ama özellikle bu camiayla olan iletişiminizi ve ilişkinizi merak ediyorum. Bu durum nedir? Bir açıklayabilir misiniz? İsa Bey, biz tabii siyasi partilerimiz demokrasimizin olmazsa olmazı. Çok seslilik, çok kültürlülük demokrasimizin olmazsa olmazı. Bu şehir için her bir adayımızın bir hayali var. Daha kalkınmış, mutlu, huzurlu bir şehir ve bir şehrin oluşmasına, inşasına katkı sağlamak. Biz bu şehirle ilgili hep diyoruz ki hak ettiği bir medeniyet şehri olması. Bu medeniyet şehri olması için de bu bir modern bir kimliğe sahip olması lazım. Kendi geleneklerini, kendi kültürünü de maziden atiye taşıyabilecek bir takım köprüler kurması lazım. Bir muhabbet şehri olması lazım. Bu muhabbet şehri olması için bu şehirde yaşayan herkesin her fikirden, her görüşten, her inanıştan insanların bir arada yaşayabileceği güvenli, huzurlu ve saygılı bir şehri inşa etmek zorundasınız. Ben yaklaşık 25. yılını kamuda çalışan bir arkadaşınız olarak bundan önceki görevlerimde de işte Başbakanlık, öte yandan Kültür Bakanlığı, diğer taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi, öte yandan Çalışma Bakanlığı, İşkur ve sonrasında Birleşmiş Milletler nezdinde Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği, Dünya Başkanlığı görevi ve sekreteryası döneminde de biz farklı milletlerle bile ortak bir derdimiz varsa insanı yaşatmak. Dolayısıyla insan merkezli baktığınızda
biz Altınordu Belediyesi'nin seçilmiş bir üyesi olarak, meclisinin seçilmiş bir üyesi olarak bizim kendi siyasi perspektifimizle belki yaşanabilirlik için, ekonomi için, güvenlik için, kentsel altyapı için, yaratıcılık için, inovasyon için, insan sermayesi için, girişimcilik için, birlikte yaşam, hoşgörü, tolerans için farklı programlarımız olabilir. Ama bunun dışında biz bu şehirde yaşayan herkese hizmet etmek zorundayız. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin ki Cumhuriyeti kuran iradenin ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla, rahmetle ve şükranla anıyorum. Kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Partimizin kurumsal varlığını ve o kurumsal kimliğini nasıl yok sayabilirsiniz? O partiyi destekleyenleri nasıl yok sayabilirsiniz? Bu mümkün değil. Aynı zamanda işte Demokrat Parti geleneğini bu şehrin geleneklerini bilen hiç kimse görmezlikten gelemez. Öte yandan diğer siyasi partilerimizin her birisinin kurumsal ismini vermek istemiyorum ama tamamıyla bir arada yaşadığımız bu şehirde biraz evvel ifade ettiğim gibi her bir politika başlığına farklı yaklaşımlarımız olabilir. Ama onları tercih eden insanlarımızın da bizden tek bir isteği var. İyi yönetilmek, adaletli yönetilmek, eşit muamele görmek ve hizmete erişim konusunda kendilerini bu şehirde ikinci sınıf hissetmemek. Biz bu noktada politika anlayışımız milli değerler üzerine, asgari müşterek üzerinden azami müştereyi yakalamak üzere kurulmuş bir perspektifimiz var. Bu perspektif içerisinde hepimizin ortak değeri neresi? Türkiye. Dolayısıyla Türk milletinin ikbali, Türkiye'mizin istikbali bizim için en kıymetli hizmet ölçüsüdür İsa Bey. Türkiye'nin ve Türk milletinin yücelmesi, dünya milletleri içerisinde en üst seviyelerde yani muasırlaşmak, çağdaşlaşmak seviyesi bizim için en büyük hedef ve gayedir. Buradan yola çıkarak biz geldiğimiz coğrafyamızı çok iyi biliyoruz. Öte yandan Osmanlı'nın coğrafyası olan Balkanları da çok iyi biliyoruz. 18 yıl yaşadım yurt dışında. Yani bir turistik gezi amacıyla yaşamadım. Bir gurbetçi, bir işçi ailesinin çocuğu olarak doğduğum şehirde ama sonrasında ülkemin kaynaklarıyla, ülkemizin imkanlarıyla eğitim hayatının sonunda bir kamu emekçisi olarak 85 milyon insanımıza bu borcumuzu öderken dünyayı tanıma fırsatı bulduk. İşte çok değişik uluslararası toplantılar, organizasyonlar, ülkemizin kamu diplomasisine üst düzey yönetici seviyesinde katkı vermiş ve politika mutfağında çalışmış bir arkadaşınız olarak artık ülkeyi, ülke insanını ve ötesinde dünyayı okuma imkanı bulan bir arkadaşınız olarak bu şehirde bir hizmet politikası üretme çabasındayız. Biz şehircilik geleneğimizi işte o bahsettiğim kadim geleneğimizle, cumhuriyet değerlerimizle, evrensel değerlerle buluşturarak yolumuza devam ediyoruz. Kökleri üzerine yükselen bir medeniyet anlayışıyla, Altınordu tarafıyla buluşturup bu şehirde modern şehirciliği hayata geçirmek istiyoruz. Peki bu söylediğimiz kavramların hepsi bakın milliyetçiliği içine alıyor. Evet. Vatan sevgisini içine alıyor. Bayrak sevgisini içine alıyor. Ecdada hürmeti içine alıyor. Kuvayi milliye ruhunu, milli mücadele ruhunu bayraklaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü içine alıyor. Peki bizim böylesi bir muhteşem bir mazisini daha muhteşem, daha ihtişamlı bir geleceğe taşımak için neye ihtiyacımız var? Hizmet siyasetine ihtiyacımız var. Hiçbir siyasi partinin sınırları veya o ilgili işte partilerin içerisindeki o fasit programlara böyle takılıp kalmış bir anlayışımız yok. Biz gençliğimizde ocaklarda geçti. Yani Muhsin Yazıcıoğlu isminden bahsettiğiniz için bunu ifade etmek istiyorum. O gün gönlümüze bir maya çalındı. Bugünkü AK Parti siyaset aklıyla
bütünleşmemizin arkasında da ne var biliyor musunuz? AK Parti'nin milletin gönlüne giden köprüleri kurması var. Ancak bir Altınordu Belediye Başkanı sıfatıyla bahsettiğimiz bu siyasetin bütünleşmesi 2019'da seçildiğimiz günden itibaren orduya hizmet olarak kendini gösterdi. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, siz dediniz şimdi aklıma geldi. Seneyi devresine giriyoruz. 15. yılını ne zaman kutluyoruz? 25 Mart'ta. Evet, hatıralarıyla birlikte kendisine rahmet olsun. Amin. Biz onun şehit edilişinin 15. yıl dönümünü, Rabbim ona rahmet etsin. Allah ondan razı olsun. Biz onun rahle-i tedrisatında devletimizin imkanlarıyla eğitimimizi alırken fikri mayalanmamızı kendisine ve kendisinin etrafındaki ocaklarda aldığımız eğitim ve terbiyeyle kendimizi yetiştirdik. Ben milli ve mahallevi değerleri mayalanmış bir kardeşiniz olarak bugün AK Parti'nin milli ve yerli siyaseti de milletimizin, bu şehrimizin gönlüne girme imkanı bize taşıdığı için, Türkiye sevdası bu şehirde yaşayan herkesle ortak paydamız olduğu için, kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi arkada bırakmadan, kimseyi ayrıştırmadan bu ülkenin değerlerini bir birlik harcı içerisinde değerlendirdiğimiz için bugün sokaklarda varız. Bugün şehirde en yüksek teveccühe muhatap oluyoruz. Bakın biz geçmiş dönemde şöyle bir şey söylemiştik. Bu şehirde bir ittifak, bizim birlik, beraberlik hayalimizi karşılamaya yetmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin harçlarında olan ittihat aslında bu şehrin ihtiyacı olan birlik mayasıdır demiştik. O nedenle kim bu ülkeye zerre kadar, hangi dönemde, hangi siyasi parti çatısı altında eğer bir fayda sağlamışsa, bu miskal kadar bile olabilir, biz onlara teşekkür etmeyi kendilerimize borç biliriz. Cumhur İttifakı. Dolayısıyla 15 Temmuz'da Sayın Devlet Bahçeli, bilge lider genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın o Türkiye'nin istiklali, istikbali adına bir araya gelişleri ve sonrasında bu ülke için fedakarlıkları merkeze alarak bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için, çağdaşlaşması için, güç bölgesinde bir güçlü Türkiye'nin kurulması için ortaya koydukları iradenin elbette orduda da bizim için en büyük güvence olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi bence programın en önemli sorularından bir tanesi, ki bence aydınlatılmaya çok muhtaç olan bir soru sevgili başkanım. Sokakta bilerek ya da bilmeyerek iki ilçenin ismi Hilmi Güler'le problem noktasında çok fazla anılıyor. Birincisi Fassa, ikincisi de Altınordu Belediyesi, belediye başkanı. Zaman zaman sokakta da insanlar bu topa belki bilinçli çekiliyorlar. Bu konuşmalara belki bilinçli çekiliyorlar. Ve sokakta merak ediyor. Tabii biz de merak ediyoruz. Aşkın Tören'le Hilmi Güler arasında bir problem var mı? Hilmi Güler Aşkın Tören nasıl değerlendirir? Açıkçası böyle bir soruyu zatenizi tenzih ederek çok yersiz bir soru ve tamamen aynı lidere inanmış, aynı programa inanmış, aynı partinin çatısı altında siyaset yapan isimlerin tamamen kişilik haklarına saygı sınırını aşan bir itham olarak kabul ediyorum. Biz insani muhabbetimiz bir yana AK Parti kurumsal kimliği çatısı altında bir gelenekleri olan bir hareketiz. Dolayısıyla tecrübenin ne kadar olduğunu, ne kadar değerli olduğunu bilen bir insanım. Tecrübe aktarımının kıymetini iyi biliriz. Hilmi Güler beyefendi Büyükşehir Belediye Başkanımızdır. Geçmiş dönem AK Parti hükümetleri döneminde bakanlık yapmış ve o AK Parti'nin başarı hikayesinde mürekkebi olan şehrimizin yetiştirdiği müstesna insanlardan bir tanesidir. Bir devlet adamıdır. Evet. Aynı zamanda partimizin kuruluşunda Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Kurucular Kurulu'nun bir üyesidir. Aynı zamanda yine
partimizin Erdemliler Hareketi'nin üyelerinden bir tanesidir. Hilmi Güler Bey bundan milletin gönlünde bakanlığı döneminde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kadar, bakın bakanlığı döneminde bile liyakatıyla temayüz etmiş bir kimliktir. Türkiye'nin son 20 yılında siyasetinde hizmetleriyle tüm Türkiye satında uluslararası alanda efendim ve uluslararası efendim siyasette kendisini kabul ettirmiş bir politikacıdır. Ben hani eskilerin bir sözü var. Barikayı hakikat müsademeyi efkardan doğar. Yani hakikate fikirlerin tartışılmasından ulaşılır. Elbette ben Hilmi Bey'le her meseleye aynı bakmak zorunda değilim. O büyük şehir sınırları içerisinde bir kompozisyon, bir amaç, bir görev anlayışı, tanımı içerisinde orduya bakıyor. Ben de meseleye Altın Ordu perspektifiyle bakıyorum. Dolayısıyla ordunun öncelikleriyle Altın Ordu'nun öncelikleri zaman zaman kesişmeyebilir. Elbette. Dolayısıyla Altın Ordu'lu hemşehrilerimizin öncelikleri benim de hem hizmet siyasetimin hem de bu şehrin hukukunu korumak adına benim önceliğimdir. Ve bu konuyu biz nezaketle, zerafetle iki seçilmiş belediye başkanı sıfatıyla tabii ki zaman zaman bir araya gelerek konuşmuş, zaman zaman fikri ayrılıklarımız olsa da bu şehir için bunu bir savaş nedeni, bunun için bir ayrılık nedeni, bunun için bunu bir başka bir sebebe dönüştürmedik. Olduğumuz günden beri yani bir nasıl söyleyebilirim yani fikri olmayanlar sadece söz üretirler. Evet. Allah'a şükürler olsun biz tecrübenin, bilginin kıymetini biliyoruz. Bu noktada fikir sahibi, fikir erbabını tanır diyoruz ve bu 5 yıllık süre içerisinde de bu çizgiden hiç taviz vermediğimizi herkes bilir diyoruz. İş bilen, iş bileni de iyi tanır diyoruz ve bu noktada bu medeni, bu insani ilişkilerimiz bu şehri yöneten iki belediye başkanı olarak son derece seviyeli, son derece sıcak, son derece samimi bir şekilde devam ettir. Biz hepimiz İsa Bey Büyük Ordu ailesinin birer fertleriyiz. Dolayısıyla 250 bir insanın her konuda aynı düşünmesini bekleyebilir misiniz? Mümkün değil. Aynı evde babayla oğlun arasında bile fikir ayrılıkları yaşanıyor. Bakın Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız devlet umuruyla, entelektüel efendim birikimiyle, öte yandan o siyasi tecrübesiyle, devlet adamlığıyla, o müktesebatıyla bizim için her daim ufuk açıcı olmuştur. Ve şahsen siyasetimizin de ordudaki yolbaşçısı olarak tanımladığımız bir büyüktür. Hepimiz ordunun gelişmesi, ordunun kalkınması, insanımızın daha refah, sosyal refah anlamında daha rahat edebilmesi için mücadele ederken bu meselelerin önümüze çıkarılması, buradan bir siyaseten fırsatçılık yapılmasını veya siyasi bir tırnakçılık yapılmasını çok hoş bulmam. Ama şunu hep söylüyorum, fikirlerimiz elbette farklı olacaktır. Bütün bunlar teknik konulardır ve bu teknik konularda İsa Bey ile benim aynı düşünmemem bir kavga sebebi değildir. Bir ayrışma sebebi tam değildir. Tam tersi zenginliktir. Fikirleri de son sözüm şu olsun, ehliyetli insanlar tartışır. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Çok net anlaşılmıştır bence sevgili izleyenler. Herhalde başkandan daha iyi bunu izah edecek kimse de yoktu. Bu kirliliklerin de böylelikle önüne geçmiş ve son verilmiş olur inşallah sokakta. Başkan da dediği gibi siyasi tırnakçılık ve fırsatçılık yapmaya çalışanlara da buradan bir herhalde engel koyulmuş oldu başkanın açıklamalarıyla. Şimdi başkanım sürenin sonuna doğru geliyoruz. Yeni dönem inşallah başlıyor gibi 1 Nisan itibariyle seçilirsiniz. Yeni dönemde ordulara vermek istediğiniz çok müjde vardır. Eminim ki çok projeniz de vardır. Yakinen de biliyorum birkaç tanesini. Birkaç tane önemli ve söylenmemiş proje rica etsek. Acaba bize neler anlatırsınız? O kadar çok var ki şimdi açıkçası bu dönemin... Başkana proje deyince gözleri parlıyor bu arada sevgili çok, izleyenler. Çok yani bunları konuşmak, yani biz bu şehir için İsa Bey ne dedik? Bu şehir kalkınmada ordu modeli yaklaşımıyla ekonomiden tarıma, turizmden ticarete, teknolojiden tanıtıma, evet
bir bütüncül bir büyüme stratejisiyle, yani 2030 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi sürdürülebilir bir kalkınma programıyla birlikte hiç kimseyi geride bırakmadan bu şehirle ilgili hayallerimiz var. Dolu doluyum, heyecan doluyum. Arkadaşlarımızın liyakatına bakın, liyakatı istihdam etmezseniz bunların olabilme mümkün değil. Tecrübe çok önemli, ufuk çok önemli, vizyon çok önemli. Bürokrasi, kamu diplomasi ilişkileri çok önemli. Çok güzel bir şehrimiz var. Bu şehrimizle ilgili biz diyoruz ki büyükşehir kimliğiyle birlikte bu şehri bir cazibe merkezi yapabiliriz. Bunları konuşalım, heyecanım heyecan üzerine katarak devam ediyor. Biz bu şehirde mesleksiz tek bir kadının, insanın kalmaması için yola çıktık. Bu şehirde istihdamı büyüteceğimizden bahsettik. Bu şehrin rekabet gücünü artırmaktan bahsettik. Bu şehrin aynı zamanda kent kimliğiyle ilgili, kent estetiğiyle ilgili kaygılarımızı anlattık. Bu şehrin sanatıyla ilgili kaygılarımızı, beklentilerimizi anlattık. Biz büyük bir aileyiz sözünü haykırarak her bulunduğumuz yerde ifade ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla, çok değerli siyasi partileriyle, siyasete efendim gönül vermiş, mesai vermiş, yetişmiş insan gücüyle, spordan sanata, efendim diğer kuruluşlarımıza, kamu kurumlarımızın çok değerli temsilcileriyle birlikte el ele, gönül gönüle, canla başla bu şehri ayağa kaldırabiliriz. Geride bıraktığımız yıllar bizim için hizmet dolu yıllardı. Tek bir şey yaptık. Haktan ve adaletten ödün vermemeye ve geri adım atmamaya çalıştık. Bunun için varlığımız, emeğimize ihtiyaç duyulan her kapıya koşmaya çalıştık. Her çağrıya cevap vermeye çalıştık. Yeni dönemle ilgili bu söylediklerimizin dışında şunu yapıyoruz. Bir, bu şehirde biz organize sanayi bölgeleri, ihtisas sanayi bölgeleri, şehrin yeni efendim çevre düzen planıyla birlikte şehrimizin o yeni dokuzu, yeni kimliği, yeni büyüme efendim potansiyelleriyle ilgili bütün kurumlarla disiplinler arası bir koordinasyon yaparken biz somut olarak şunları yapıyoruz. İşi, aşığı, ekmeği büyüteceğiz. Somut örnek 5000 metrekare kapalı alan yaptık. Gelecek ay itibariyle 750 insanımız fabrikada iş bulacak. Yetmiyor. Yanına 5000 metrekare daha yer yapıyoruz ve doğrudan ve dolaylı 2000 insanımızın çalışacağı ikinci etap fabrikamıza da başlıyoruz. Bunlar yapacağız, edeceğiz değil. Yani bir takım programları efendim boş arazilere efendim güzel güzel can canlı binaları oturtarak yapıyoruz değil. Yaptıklarımızdan bahsediyoruz. Yaptıklarımı açamamaktan ve bunları anlatamamaktan ve zamanın yetmemesinden şikayetçiyim ben. Gençlik Caddesi yaptık. Bakın harikulade bir Kahraman Sara yaptık. Osmanpaşa Caddesi bambaşka bir kent estetiğiyle şehrimizde buluştu. Dün itibariyle anlatamadık. Bakın anlatamadığım ne? Düz Mahalle'nin toplamının bütün altyapısını değiştirdik. 50-60 yıllık altyapı tamamen değişti. Ve o mahallemize, o kadim, o ticari merkez dediğimiz mahallemize yakışır muhteşem bir aydınlatma, muhteşem begonit taşlarla Şarkiye Mahallesi'nden başladığımız bu güzelliği Ordu'nun bütün mahallelerine, özellikle kadim mahallelerine taşımaya çalışıyoruz. Zafer-i Milli'de biz varız, Aziziye'de biz varız, Kiraz Limanı'nda, Keçiköy'de biz varız, Taşbaşı'nda biz varız, Selimiye Mahallesi'nde biz varız. Hepsini mi yaptık? Hayır. Ama bir başlangıç yaptık, bir işaret koyduk. Şimdi bunlarla beraber geliyoruz. Yeni Mahalle'de 303'ün de aynı görsellerde gördüğünüz o güzelliklerle birlikte yeni bir ticari aksı oluşturmak için sona bıraktık. Ve inşallah ilk ihalemizle birlikte şehrimize bambaşka bir ticari, bir gezinti alanı kazandırmış olacağız. Fabrikamız organize sanayi bölgesinin altyapısı, yer tahsisleriyle birlikte şehrimize kazandırılacak 5000 istihdamın dışında doğrudan yatırımların, karma yatırımcı sermayenin gelişinden farklı olarak belediye bütçemizle, imkanımızla
tasarrufla yatırım efendim dengesini kurarak, denklemini kurarak yaptığımız işlerden bir tanesi. Kreşlerimizin bakın bir tanesini bahsettim, 3 tanesi yolda. Bu şehre 5 tane gençlerimiz için eğitimde fırsat eşitliği adına kütüphanelerimizi kazandırıyoruz. 2 tanesinin ihalesi yapıldı, bir tanesi bitti. Kitaplarını koyduğumuzda gençlerimiz gelecek. Ücretsiz çamaşırhane yüksek öğrenimdeki çocuklar için. Ve yanında 24 saat kapanmayan bir kütüphane, sanat atölyesi, engelsiz kütüphane, müzik konservatuarı ile birlikte Cumhuriyet Mahallemizde yüksek öğrenim öğrencileri başta olmak üzere bütün gençlerimize kapısı açık, hiç kapanmayan bir gençlik merkezini yaptım. Karadeniz'de ilk olma özelliği olan bir e-spor merkezi yaptık. Bakın mutlaka görmenizi, mutlaka gençlerimizin bu e-spor merkeziyle tanışmasını çok önemsiyorum. Bitti mi? Bitmedi. Diğer taraftan bu yatırımlarımızın yanı sıra mükemmelliyet merkezinden, hazır giyim uygulama merkezinden, Taşbaşı'nda bir sanat kafe yaptık, şehir düşünce enstitüsünü kurduk. Sıtkı Çebi amcamızın ismini verdik ki önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız. İnşallah. Diğer taraftan 92 mahallede altyapı, üst yapı çalışmalarımız. Bakın bugün itibariyle Kayabaşı Mahallesi'nde, Çiftlik Mahallesi'nde uzun yıllardır imar uygulamasından kaynaklanan sıkıntılarla mahalleli insanımızın sıkıntı çektiği bir bölgeyi toplamda sorunu çözdük. Şahancılı'da siteler bölgesinde daha bugün itibariyle yaklaşık 3 kilometrelik bir alanda fevkalade insana ve insanca medeniyet şehri dediğimiz, o standartları yüksek şehir kimliği dediğimiz bölgemize daha asfalt çalışmasını yeni bitirdik. Şimdi Karşıyaka'da o tesislerin, spor tesislerinin üstündeki mahallemizi ve siteler bölgesiyle ilgili çalışmalarımıza kesintisiz devam ediyoruz. Karacaömer'de Değirmenbaşı ile ilgili bölgede olmaz, altyapı olmadan asfalt dökmeyeceğiz dedik. Çok şükür yaptık ve şimdi o bölgeyi asfaltla buluşturduk. İnsanımız nefes aldı. Evet bir gecikme oldu ama 95 yıllık bu gecikmeyi, 30 yıllık, 20 yıllık, 15 yıllık bu gecikmeyi pandemiye rağmen ve diğer ekonomik olumsuzluklara rağmen 5 yılda tamamlamamız beklenmesin. Bu konuda her bir vatandaşımızdan özür diliyorum ama bilmelerini istiyorum. Beytül mal bize emanet. Hakikati incitmeden adaletle bütün mahallelerimizi ayağa kaldırmak için bir hayalimiz var, bir hedefimiz var. Bu şehri baştan sona eskimiş altyapıları değiştirerek bu şehrin kent kimliğini, kentsel dönüşümü, kentsel iyileştirmeyle tarihi sokaklarımızı yeniden gün ışığına çıkararak restorasyonlarıyla, renovasyonları bambaşka bir hale getireceğiz. Peki bunun yanı sıra ne yapacağız? İhale aşamasına getirdiğimiz bir inovasyon merkezi var. İhale aşamasına getirdiğimiz bir modern sanatlar merkezi var. Şehir size yabancılaşırsa şehir artık sizin değildir. Bu şehirde ay ışığı hepimizin ortak hafızasında yer etmiş bir isimdi, semboldü. Şimdi Modern Sanatlar Merkezi ile 64'te birinci perde, 2024'te ikinci perdenin açıldığı bir tiyatro sahnesini inşallah şehrimize kazandırıyoruz. Aynı zamanda kütüphanesiyle, aynı zamanda atölyeleriyle, aynı zamanda kadınlarımız için, gençlerimiz için, sanat meraklıları için veya meslek öğrenmek isteyenler için iş atölyeleriyle, diğer yandan aerobikten tutun fitness'a, fitness'tan tutun pilates'e kadar birçok aktivitenin yapılacağı çok amaçlı bir modern sanatlar merkezi. Bakın bir binanın, bir kamu kurumunun giriş kısmının fuaye alanı, bir sanat merkezi, o yani alanı olması bu şehrin sanata bakış açısı açısından çok doğru bir şey değil. Modern sanat inşallah alanları oluşturarak bu şehirde sanatçılarımıza hak ettiği değeri mekanlarla da onları buluşturarak vermek istiyoruz. Diğer taraftan inovasyon merkezi. Bakın biz gençlerimize üniversiteye gittiklerinde bu teknoloji altyapısını değil, bugün itibariyle Living Lab dediğimiz yaşam laboratuvarı ki Türkiye'de ikincisi olacak, Akyazı bölgesinde muhteşem bir merkezimizi, genç girişimcilerimizi, teknoloji meraklılarını, orta yüksek teknolojinin şehrimizde artık üretilmesi adına bir
aslında teknoloji fabrikası oluşturmaya çalışıyoruz. İnovasyon fabrikası oluşturmaya çalışıyoruz. Buna ilişkin de bütün hazırlıklarımız bitti. 100. yılına hediye etmek istediğimiz Cumhuriyet Mahallesi'nde harikulade bir rekreasyon alanımız var. Diğer taraftan Şahıncılı Mahallesi'nde Kalafatlar bölgesinde mahallemizin çok sıkça dile getirdiği bir oyun parkı sözümüz vardı. Sözümüzün arkasındayız. İhale aşamasına getirdik ve inşallah baharla birlikte çok kısa bir süre içerisinde bu parkımızı o bölge insanına hediye edeceğiz. Binicilik tesisi. Bakın etnospor, geleneksel sporların somut olmayan mirasın yaşaması ve yaşatılmasıyla ilgili Altınordu Belediye'mizin böyle bir hedefi var. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde Uzunisa mevkiinde binicilik tesisimizi de Gençlik Spor Bakanlığımızla, Spor Toto Teşkilatı işbirliğiyle ve eş finansmanıyla şehrimize kazandıracağız. Spor kompleksi, içinde yüzme havuzu olan salon sporlarının yapıldığı, aynı zamanda kapalı iki tane tenis kortu, iki tane açık kortu olan, nizami bir futbol sahası olan, basket, voleybol ve fitness salonlarıyla, kütüphanesiyle birlikte yüksek öğrenim sebebiyle bugün şehrimizde bulunan ve şehrimize bir üniversite şehri, genç şehri efendim unvanını da kazandıran, bilim merkezi haline getiren üniversitemize ve gençlerimize çok önemli bir tesisi de kazandırmış olacağız. Durugöl'e matematik evimiz hazır ve inşallah bahar ayıyla, yani güz ayında son çeyrekte ihale sürecini başlatıp şehrimize kazandırmak istiyoruz. Son projemiz Turna Suyu'nda Ordu Park. Bakın gümrük binaları 40 yıldır hiçbir şekilde el sürülmemiş, atıl, efendim sanayi fonksiyonuyla dururken biz Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden burayla ilgili bir isteğimiz oldu. Bu isteğimizi Milli Emlak ve Çevre Şehircilik Bakanlığı olumlu karşıladı ve 30 yıllığına Altınordu Belediyesi'ne tahsis etti. Biz burayı ekolojiyi ekonomiye feda etmeden, yani çevreyi, doğayı, havayı, suyu orada zarar vermeden şehrimize belediye eliyle bir sosyal tesis kazandırmak istiyoruz. Karadeniz turizmine, Türkiye turizmine bir destinasyon efendim noktası, aynı zamanda bir dinlenme rotası oluşturmak istiyoruz. Herkesin gelip rahatça hizmet aldığı, çok amaçlı faaliyetlerin burada yapıldığı, doğal köylü pazarının içinde bulunduğu, aynı zamanda belki bir çikolata fabrikasının da bir replikasının içine yapıldığı, yani fındığın üretimden efendim çikolataya dönüşünü böyle orada gelenlerin gördüğü muhteşem bir yaşam alanı, bir doğa harikasını yine şehrimiz insanlarına istihdam tarafıyla da sunmak istiyoruz. Peki bunun dışında başka neyimiz var? Hacı Emiroğlu Beyliği bu toprakların Cumhuriyetimizin kuruluşundan önce Türkleşmesi ve İslamlaşmasında çok önemli bir tarihi bir misyona sahiptir. Bu ismi bu şehirde yaşatmak istiyoruz. Bir cami yapma kararı aldık. İçinde kütüphanesi, içinde çayhanesi. Aynı zamanda Proje İmam Hatip Lisemize uygulama camii görevi de görecek. Bu camimizi bir yatay mimariyle, bakın tanrılaşan, yukarıya doğru bir dikey bir mimariden ziyade o bölgenin silüetine uygun yatay, butik, çok şık bir camimizi şehrimizde gelecekte sembol olabilecek bir inanç merkezini, bir butik bir camimizi de o semtimize, mahallemize kazandırmış olacağız. Tek bir derdimiz var, insanımıza hizmet etmek. Tek bir derdimiz var, üreten bir şehir, tüketen bir şehir değil. Bu şehir bu haliyle, bu çarpık yapılaşmasıyla soğuk ve tüketen bir şehir. Ancak bir potansiyeli var. Dolayısıyla bu potansiyeliyle beşeri sermayesini buluşturduğunuzda bu şehirde emin olabilirsiniz. Bu şehir çok kısa bir süre içerisinde Türkiye'nin ikinci yüzyılında hem insanıyla, hem doğasıyla, hem çevresiyle, hem üretim kapasitesiyle, hem sanayisiyle, hem ürettiği katma değerlerle, hem sanatıyla, hem festivalleriyle, hem spor yaşamıyla, hem gençliğiyle ülkemizde en fazla ziyaretçi alabilecek şehirlerden bir tanesi olabilir. Çok güzel bir söz vardı. Başarılı olan şehirler birlikte irade, yani birlikte yapabiliriz iradesini ortaya koyan,
ya da birlikte yaşama iradesini hayata geçiren şehirlerdir şeklinde bir söz vardı. Bunun için çalışacağız. Bunun için aklımızı, fikrimizi, bilgimizi, birikimimizi ortaya koyacağız. Ve bu şehirde hiçbir kesimi, hiçbir inancı, hiçbir tercihi dışarıda bırakmadan bu şehri büyütmeye, bu şehri geliştirmeye, bu şehri yaşatmaya devam edeceğiz İsa Bey. He, sevgili başkanım çok teşekkür ediyorum. Hiç kesmemeye çalıştım ki zamanı çok açtık. Bekleyen bir misafirimiz de var. Çok özür diliyorum. Vallahi başkanın vefasına şahitlik ettik. Samimiyetine, heyecanına şahitlik ettik. Canı Gönül'den biz de bu samimiyeti, bu vefası için teşekkür ediyoruz. Tüm hemşehrilerimiz adına sevgili başkanımla mutlaka uzun programlar yapacağız. Önümüzdeki çok dönemlerde sevindim. Seçimlere kadar. Ağzınıza sağlık. Son mesajınızı da kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İnsanın kalbini tutamazsan diyor şair. Elinizden kayıp gidiyor diyor. Dolayısıyla biz de bu şehrin erdemli, mutlu, huzurlu bir şehir olmasını istiyoruz. İçinde bulunduğumuz rahmet ayı, Ramazan ayı, dolayısıyla tüm hemşehrilerimizi bir kere daha saygıyla selamlıyorum. Bu yayında bize projelerimizi anlatma, kendimizi ifade etme imkanı verdiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer hemşehrilerimize bir kez daha hürmetlerimi ve sevgilerimi iletiyorum. Sayın Başkanım büyük bir keyif aldık. Bu arada bu havzanın diyeyim yani Altınordu'nun değil bu havzanın her ilçesinden çok fazla sayıda mesaj aldım. Hem WhatsApp'a hem de Facebook'a sosyal medya üzerinden. Yani bunların keşke hepsi her birini okuyabilseniz bir tane olumsuz yazı yok. Yani herhalde Aşkın Tören markası böyle oluşmuş. Bir tane olumsuz eleştirel bir tane mesaj yok. Bunun bilgisini de size vereyim. Sevgili izleyenler gördünüz başkan çok samimi, vefalı ve heyecanlı bir şekilde projelerini anlattı. Keşke 2 saat vaktimiz olsaydı başkana zaman yetmedi. İnşallah önümüzdeki günlerde Altınordu'ya dair heyecanlarını, projelerini sizlerle paylaşmaya devam edecek. Benleriniz de sabah 9'da tekrar sizinle güne merhaba demek için, günaydın demek için bu ekranlarda sizleri bekliyor olacağım. İyi geceler efendim, hoşça kalın.